Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Nesefi tefsirinin Hicr suresinin 38. ayetinden itibaren okuyoruz. Dedi ki bu ayet dünkü ayetine bağlı. Kâle fe inneke minel munzerine, sen munzerlerdensin. Ama dediğim gibi yevmul ba'se yevmi yub'asuna kadar değil. Ya illa yevmil vaktil ma'lum. Malum bir vakte kadar. Teklifin devam ettiği vakte kadar sen mükellefsin. Munzersin. Ölmeyeceksin. O da vakte malum nedir? Nefhul. İkinci nefhın, birinci nefh dönemidir. Yani ölüme kadar. Normal herkesin öldüğü zamana kadar sen ölmeyeceksin. Yoksa yavrum bahsa kadar değil. Şimdi illa yevmil vaktil malum mi? Bu yevmil vaktil malumdan murad yevmil dindir. Nedir? Dindir. Ha. Buna göre kıyamet günüdür. Buna göre yevmi yub'asun, şeytan dediği gün. Oldu mu? Ve yevmi yub'asun ve yevmul vaktil malum. Ayette olduğu gibi okursak ve yevmi yub'asun ve yevmil vaktil malum fi manen vahidin. İkisi bir manaydırlar. İkisi ne? Bir manaydırlar. Madem ikisinin manası aynı ise niye ikisine yevmil vaktil malum denilmemiş veya ikisine yevmi yub'asun denilmemiş? Velakin hulife beynel ibarati, ibareler arasında muhalefet yapılmış. Biri yevmil vaktil malum, biri yevmi yub asun. Öyle değil mi? İbareler arasında muhalefet, değişiklik yapılmış. Suluken bil kelami tariqetel belagati. Hani kelamla belagat tariqine devam edilsin diye. Kelamda belagat olsun diye farklı farklı aynı manayı farklı farklı ibarelerle eda edilmiş. Oldu. Benim dün söylediğim mana vakile. Kile onu söylüyor. Vakile innema se'elel inzare ilel yevmi lezi fi yub'asun. Niye şeytan inzari ne zamana kadar istedi? İlel yevmi lezi fi yub'asuna kadar istedi. لِأَلَا يَمُوتَ. Niçin sofiali? لِأَلَا يَمُوتَ. Ölmemesi için. Dikkat ediyorsun değil mi? Niye? لِأَنَّهُ لَا يَمُوتُ يَوْمَ الْبَعْسِ اَحَدٍ. O gün kimse ölmüyor. Şeytan hile yapıyor. Diyor beni يَوْمُ الْبَعْسَ kadar bırak, öldürme. يَوْمُ الْبَعْسَ kadar kaldıysa يَوْمُ الْبَعْسَ kimse ölmüyor. Herkes diriliyor. Orada ölen olmaz. Gayesi ölmesin. Ölmeyince de azabından kurtulsun. Felem yüce bile zalike. Şeytan bu isteğine karşı cevaplanmadı. Felem yüce bile zalike. Bununla cevaplanmadı. Ne demek Sofyan'ı? Yani bu isteği yerine gelmedi. Ve unzire ile ahire yani teklif. Yalnız eyyamu teklif, teklif günlerinin sonuna kadar bekletirdi, inzar edildi. Ona muhlet verildi. Ahir eyyamu teklif nedir? Nefhetül ulaya kadar ona müsaade edildi. Anlaşıldı. Demek ile yevmil vaktil malum, yevmil din ve yevmi yub'asun ve yevmil vaktil malum fi manen vahidin. Velakin hulife, nesgadır hulife? Aferin. خالفه يخالفه قتل خلف قاتل باب من المشهور ولكن خلف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة وقيل إنما سأل الإنذار إلى اليوم الذي فيه يبعثون لئلا يموت لأنه لا يموت يوم البعث أحد فلم يجب إلى ذلك فلم يجب هنجي سغدر أجاب يجيب بنا المشهور نجل يجيبون
Yücab o. Lem mecazime gelince lem yücab. İska gelir fiti lem yüce. Felem yüce bile zalike ve unzire ile ahri eyyami teklif. Kâle Rabbi bima agveyteni le uzeyyinenne lehum fil ardi ve le ugviyennehum ecma'in. Ya Rabbi beni delalete götürdün, beni metrud yaptın. Senin bu idlalına, senin bu idlalına, bu delalete götürmene yemin ederim ki ben yeryüzünde onları, onlara nefsin arzu isteklerini, dünya malını onlara zinetlendiririm. Onlara kıymetli yaparım ta ki onları kandırayım. Öyleyse dikkat olmak lazım. Dünya ve mafya hiçbir şey değil. Şeytan bize müzeyyen kılıyor. Bak, kâle Rabbi bimâ agveyteni. El-bâ'u lil-qassemi. Bimâdaki bâ, qassem içindir. Ve mâ mestariyyetun. Bimâdaki mâ da nedir? Mestariyyetun. Ve cevâbul qassemi le-uzeyyinenne lehum. Bu da cevâbul qassemdir. Nun-i tehkide tehkil olmuş. La uzeyyinennedeki lambda, lam-ı cevabı kasemdir. Peki, bay kasem olursa, may mesariye olursa, la uzeyyinenne lehum cevabı kasem olursa, mana nasıl gelir? Vel mana, uksimu bi'igvaike iyyaye la uzeyyinenne lehum. Anlıyorsun değil mi? Uksimu, bu mukadder olan şöyle kasem. Bi igva iken bay kasemdir. İgva ma agveyteni. Hani may mesele mabadi ile beraber mesele tevlindedir. Bi igva iken. Bu ke agveyteteden çıkıyor. İyaya agveyteni'deki yadan çıkıyor. Oksimu bi igva iken iyaya. Hani beni idlal etmişsin ya. Beni idlal etmene yemin ederim ki le uzeyyinenne lehumul maasiye. Ha, demin ben biraz farklı söyledim. Günahları onlara müzeyyen kılarım. Gerçi bizden nefsine arzu istekleri zaten günahlardır. El maasiye, maasiyetin cem'idir. Maasiyeyi buraya koymayla işaret etti ki le uzeyyinennenen mef'ulü mahzuftur. Nedir Sofi Ali? Maasiyedir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Peki bunun benzeri var mı? Bay kasem may meselelerine dahil olsun. Böyle bunun bir benzeri var mı? Evet. Ve nahvuhu kavluhu. Ve nahvuhu kavluhu bima agveyteni la uzeyyinenne lehum. Bak bu nerede geçiyor? Bu aynısı değil mi? Sad. Ha, sad mı? Fe bi izzetike la uğiyennehum. وَالنَّحْوُ هُوْ Sizinki öyle midir? وَالنَّحْوُ قَوْلِهِ لِمُسْلِمِ Ha, bak oldu. وَالنَّحْوُ قَوْلِهِ بِمَا أَغْوَيْتَنِ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ Bunun nahvidir. Ne? فَبِعِزَّتْكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ Sanki nedir? نَحْوُهُ mudur? نَحْوُ هُوْ Bak yanlıştır. بِمَا أَغْوَيْتَنِ لَأُزَيِّنَنَّ O yanlıştır. Anladınız değil mi? Şimdi diyor, bima onun nahvidir. Bima agveyteni le uzeyyinenne lehum zaten onun aynısıdır.
Ben öyle hareketlendirdim, baktım tutmuyor. Bakın, وَالنَّحْوُ قَوْلِهِ Yüce Allah'ın قَوْلِكُ بِمَا اَغْوَيْتَنِ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ Bunun nahvidir, bunun benzeridir. Ne bunun benzeridir? Peki, اِزَّتْكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ İzzet mezher değil midir? Burada bay mezheriyet, yani bay kasem mezhere dahil olmamış. Bak aynı oldu. Anlaşıldı değil mi? Peki ne konuda? Bak diyor, وَالنَّحْوُ قَوْلِهِ بِمَا اَغْوَيْتَنِ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ Bunun nahvidir, فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ Bu onun nahvidir. Hangi konuda onun nahvidir? فِي اَنَّهُ اِقْسَامُ فِي اَنَّهُ Nedir Abdullah? İksamdır. İksam olma konusunda onun nahvidir. فِي اَنَّهُ اِقْسَامُ Yani o da iksam, o da iksam. Fark nedir? Birinci fark, zahiri fark. Bima agveyteni, oradaki kasem, mesel-i teviliyle yapılmış. Oradaki ihsan mesel-i teviliyledir. Ma ile beraber mesel-i teviline gidiyor. Febi izzetke le uğiyennehum, burada mesel-i serihiyle ihsan yapılmış. Birinci fark bu. Zahiri fark bu. Bir de manevi fark var. İlla enne ahadehuma iksamun bi sifeti zati ku izzettir. Ve sani bi sifetil fiili ihvadır. Bak birinde diyor, senin izzetinle yemin eden. Bu izzet Allah-u Zülcelal'ın zati bir sifettir. İdlal etmek, beni delalete götürmüşsün. Bu Allah-u Zülcelal'ın bir fiilidir, fiili sifetidir. İlla enne ahadehuma İksamun bir sifeti zati, biri sifetü zatla iksamdır. Ve sani bir sifetil fiili, ikincisi de sifetül fiillerine de iksam. Demek zahiri fark, biri mesele serihi, biri mesele tevhidi. Manevi fark, biri iksamı bir sifeti zatı, diğeri de iksamı bir sifetil fiildir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Tamam. Diyor, sıfetü zat, o ki ittisafi bir dıd caiz değil. Onun dıdıyla ne olmak? Dıdıyla vesflenmek caiz değil. Anlıyorsun değil mi? Sıfetü zatın tarifi, o ki la yecüzül ittisafu bir dıdıhi. Onun dıdıyla ittisaf nedir? Caiz değildir. Sifetü zat diyor, sifetü zat ma la yecüz en yusefe biddadihi ve sifetül fiil ma yecüz en yusefe biddadihi. Bildiniz değil mi? Aynı öyle söylüyor. Sifetü zat ma sifetül fiil. İdlal, Allah'ın fiili bir sifettir. Dana götürmeye de bilirdi. İman da verebilirdi. Bak, Yüce Allah idlalla mütesip olduğu gibi neyle? İ'ta'ul imana da mütesif olabilir. Ama izzetle mütesifse onun dıdıko daftır, zayıflıktır. Yani izzet bana kuvvet, güç, şeref, onun dıdıyla itisaf caiz değil. Anlaşıldı? Mustafa bildiniz mi? Ha, demek ki bir zahri fe bi izzetike le uğiyennehum ile bima agveyteni ihsamı konusunda, iksam konusunda birbirlerinden benzeridirler. Ama bir zahiri fark var, biri iksamı bil mesele serihi, biri bir mesele tevhili. Biri manevi fark var, biri iksamı bir sifeti zat, biri iksamı bir sifeti fiildir. Anlaşıldı? Bir deyse fark eder mi? Tamam, illa enne ahaduhuma iksamı bir sifeti zat ve sani bir sifeti fiil. Bunların aralarında fark var. Evet, وَقَدْ فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَهُمَا Fukahalar, yani hangisiyle kasem caiz, hangisiyle caiz değil, arada fark var mı yok mu, diyor fukahalar fark yapmışlar. Bu mesele uzun boylu.
neyle kasem yapılır, neyle kasem edersen kasem-i şer'i olur, ne olmaz. Fakih kitapları bunu ele alıyorlar. Bakalım burada ne diyor? İmam Nesefi Hanefi'dir biliyorsun. فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ İrak'ın dedi mi Hanefiler anlaşılıyor. Çünkü İmam-ı Azam'ın memleketi Bağdat'ı, Irak bölgesiydi. Bak hala da Hanefiler bu bölgede, yani Irak'tan tut Asya'ya doğru Hanefi mezhebi çoğunluktadır. فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ الْحَلْفُ بِصِفَةِ ذَات Zat sıfatıyla yemin etmek. Örneğin ne gibi? Kel kudreti. Allah'ın zatı bir sıfatı değil midir? Vel azameti, Allah'ın zatı bir sıfatı değil midir? Vel izzeti, bizim burada geçti, Allah'ın zatı bir sıfatı değil mi? Zatı sıfatı. El halfu bi sıfati zat yeminun. Fukaralar diyorlar o yemindir. Yani zatı sıfatlarla yemin etmek, yemin, fıkhi bir yemin, şer'i bir yemin kabul edilir. Vel halfu bi sıfatil fiyeli. Sıfatul fiyelle yemin etmek, ker rahmeti. Rahmet mana ihsan. İhsan Allah-u Zülcelal'ın bir fiilidir. Ve suhti. Suht demek, gadab demek. Allah'ın bir fiilidir. Ha. Vel halfu bi sifatil fiili leyse bi yeminin. Bu da ne değildir? Yemin değildir. Fukaha. Iraki fukahalar öyle diyorlar. Peki sen ne diyorsun? Ya İmam-ı Nesefi, sen de Hanefisin. Diyor, vel essahu, o kendi görüşünü belirtiyor, güzel bir şey söylüyor. Ennel eymane, yeminler mebniyetun alel örfi. Yeminler örf üzerine mebnidirler. Fema ta'arefen nasu el halfe bihi. O şey ki, İnsanlar onunla yemin etmeyi öğrenmişler, örf haline getirmişler, onların adeti olmuş. Neyle yemin etmek insanlara adet olmuşsa, ne olur Abdülkadir? Yakunu yeminen, o yemin olur. Ve mâla, o şey ki insanlar onunla yemin etmeyi örf haline getirmemişler, fela, o yemin değil. Demek İmam Nesefi, sıfet-i zat, fiili arasında ayrım yapmamış. O farklı bir pencereyle bakmış. Demiş, yemin konusunda insanların örfana getirdiği şeylerle yemin etmek, yemin kabul edilir. O şey ki insanlar onunla yemin etmeyi örfana getirmemişlerse, o yemin değil. Örf olan ise sıfat zat, ise sıfat fiil yemindir. Örf olmayan da olur. Anlaşıldı. Bitti. Şimdi vel ayetu bu ayrı bir şeydi. Artık yeminle alakalı değil. Mu'tezileler ne diyorlar? Abd kendi fiilinin halıkıdır. Abd kendi ihtiyari, bak deruri değil. Abd kendi ihtiyari fiilinin faalidir. Bu kalemi ben kaldırdım, bunu ben koydum. Ben kalktım, ben oturdum. Yani ihtiyari fiiller diyorlar, abd yapıyor. Biz ne diyoruz? Hayır. İhtiyari fiil. Darru fiillerde abdın hiç müdahalesi yok. İhtiyari fiillerde abdın kesibde biraz müdahalesi var. Fiilde ne yok? Müdahale yok. Bu kalemi Allah buraya koydu. Allah kaldırdı. Oldu mu? Ben ne yaptım? Ben kesip ettim. Ben kasıdım burada. Halık değilim. Burada da ne diyor şeytan? Bima agveyteni. Bak. Beni dalalete götürmüşsün. Kim beni götürmüş? Sen. Demek ki bu dalalet Allah'ın fiilidir. Öyleyse efalların halkı Allah'tır. Abi değil. Öyle değil mi? Bakın. Diyor, vel ayetü hüccetun alel mu'tezzeti fi halkil ef'ali. Halkul ef'al konusunda bu ayet mu'tezilelerin aleyhine delildir. Anladınız değil mi? Peki, onlar burada böyle bir şey diyorlar. Diyorlar, ya Rabbi sen beni dalalete götürmüşsün, yani sebebiyet sen vermişsin. Yani agveyte, Allah'a isnat edilmiş. Onlar diyorlar, burada fiil faaline değil de sebebine isnat edilmiş.
Yani faal Allah değil, Allah sebeptir. Fiil burada sebebe nispet edilmiş. Onlar hani bundan kurtulmak için bu ayeti sebebe, tesebbübe hamlediyorlar. Diyor ve hamluhum ala tesbibi. Sizce tesbib midir? Tesebbüb değil. Ve hamluhum ala tesbibi. Onlar burada bu ayeti sebebe hamel etmeleri bu udulun aniz zahri. Bu da zahırdan bir nedir? Zahırdan bir udurdur. Yani zahır bu değil. Nedir? Zahır bu değil. Yani sen beni delalete götürmüşsün, benim delaletinin sebebi sen olmuşsun. Bu zahır değil. Onlar, yani bak burada normal günah olan bir fiil, kabih olan bir fiil Allah'a isnat edilmiş. Bundan kurtulmak için diyorlar faala değil, sebebe isnat edilmiş. Bu hilaf-ı zahardır. Zahar o ki, ihva Allah'a isnat edilmiş ise zahar o ki faal odur. Fiil faala isnat edilir. Fiil sebebe isnat edilmesi mecazdır. Zahar varken, hakikat varken niye hilaf-ı zahar, niye mecaza gider? Onların bu tevili de nedir? Udulun ani zahardır. قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي Yani beni dalalete götürmenle yemin ederim ki لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Ben günahları arda onlara müzeyyen kılarım. فِي الْاَرْضِ فِي الدُّنْيَا اَلَّتِ O dünya ki darul gurur. Bak dünya komple darul gururdur. Dünya komple kıymeti yok. Ben o dünyada onların nefs lerinden arzu isteklerini, günahlarını onlara müzeyyen kılarım. Anlaşıldı değil mi? Bildiniz mi? Tamam. Yani darul gurur olan dünyada ben onları kandırırım. Bu zahiri mana budur. Demin okurken ayeti de bu şekil mana etti. Ev erade yahut da şunu irade etti. La inni akdiru alel ihtiyali li ademe. Hani لَاُزَيِّنَنَ لَهُ فِي الْاَرْضِ Burada murad, ben Adem'e hile yapmaya gücüm yetiyor. اِنِّي بَنْ اَخْدِرُ Gücüm yetiyor. عَلَى الْاِحْتِيَالِ لِعَادَمَ Dikkat ediyorsun Mustafa Sofyan'da. Adem'e hile yapmaya gücüm yetiyor. Ben لَاُزَيِّنَنَ لَهُ فِي الْاَرْضِ Manası arda onlara günahları tezin ederim. Gaye Adem'e hile yapmaya gücüm yetiyor. O zaman bu tezin kime yapılmış? Hile kime yapılmış? Adem'e. Tezin kime yapılmış? Adem'e. Adem'e ne tezin edildi? Ve tezinu lehu el eklu mineşşecereti. Adem'in tezini ağaçtan yemesi. Oldu mu? Ve ve fis semai. Bak Adem diyor, Adem semada iken, sağlam bir yerde iken, cennette iken, ben ne ettim? Ona hile yapmaya gücüm yetti, ağaçtan yedirdim. Bak buna gücüm yetti. فَاَنَا عَلَى تَزْيِينِي لِاَوْلَادِهِ فِي الْاَرْضِ Ben yeryüzünde onun evladının tezyini üzerine akderu daha fazla gücüm yetiyor. Yani semada Adem bir peygamber olduğu halde, harikalarla yaratıldığı halde, harikaların içinde olduğu halde, semada olduğu halde, ona tezin yapmaya gücüm yettiğine göre, dünyada onun zürriyetine gücüm daha fazla yetiyor. Ben onu kandırdığıma göre bunları çok çok kandırırım. Bakın, şeytana bakın. Ve tezinu lehu. Ha. اَوْ اَرَادَ اِنِّي اَخْدِرُ عَلَى الْاِحْتِيَالِ اِحْتِيَالْ مَنَا حِلَى لِعَادَمَا وَتَزِّينُ لَهُ حَلْحَلْ الْاَكْلُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ فَاَنَا عَلَى تَزِّينِ لِاَوْلَادِ فِي الْاَرْضِ اَخْدَرُ Anlaşıldı. وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ Ben onları delalete götürürüm. اَجْمَعِينَ Hepsini. Bak اَجْمَعِينَ Hepsini. Ama şeytan da biliyor kime gücü yetmediğini. İlla ibadeke minhumul muhlisin veya muhlisin.
illa ibadekel muhlesine minhum. Senin, öyle değil mi? Yani insanlardan senin muhlis ibadelerin hariç. Ben bütün nasi ne ediyorum? Bütün nasi dalalete götürürüm. Bütün nasi ne ediyorum? Dalalete götürürüm. Hepsini götürürüm. Senin bunlardan senin muhlis, halis, muhlis ibadelerin hariç. Onlara gücüm yetmiyor. Demek şeytan herkese gücü yetmiyor. Şimdi muhlesin. Ne okuyoruz? Muhlesin. Bildiniz değil mi? Ve bir kesri lami. Kesri lam olsa ne olur? Kesri lam olursa muhlesin olur. Ve bir kesri lami. Lamın ne? Şimdi normal muhlesin. Fethi kim okur biliyorsunuz? Nafe, Asım, Hamze, Kisai bunlar muhlesin okuruz. Tekrar ediyorum. Nafe, Asım, Hamze, Kisai bunlar ne okuyorlar? Bunlar muhlesin okurlar. Bizimki kıraate Asım değil midir? Rivayet-i Hafs kıraate Asım ama bizimki de muhlesindir. Kim ki muhlesini okuyor? Nafe, Asım, Hamze, Kisai. Bizimki Asım, biz de bunun içindeyiz. Ha diyor ve bi kesri lami muhlesin Besriyün. Ebu Amre Besri o muhlesini okur. Besri deyince kim? Ebu Amr. Orayı sebeden meşhurdur, Besrelidir. Ve Mekiyün, İbn-i Kesir'in Mekki ne okuyor? Muhlesin okuyor. Bir de ve Şamiyun İbn-i Amir Şami o da ne okur? Muhlesin okur. Demek Besriyun, Ebu Amr Besri, Mekkiyun İbn-i Kesir'i Mekki, Şamiyun İbn-i Amir Şami bunlar ne okuyorlar? Bunlar bir kesirlam okurlar. Bunlar ne okurlar? Ha demek illa ibadeke minhumul muhlesin de okuyanlar var. Konafe Asın Hamze Kisai. Muhlesin okuyan var. Ebu Amr, İbn-i Kesir, İbn-i Amir Şami. Bunlar da ne okuyorlar? Muhlesin okuyorlar. Anlaşıldı mı? Bu ayrı bir şeydir. İstesnel muhlesin. Şeytan muhlesinleri ne etti? İstisna etti. Ben hepsini dalalete götürürüm. Dünyayı onlara günahları müzeyyen ederim ama muhlesler hariç. Niye muhlesleri istisna etti? لِأَنَّهُ çünkü şeytan alime bildi, biliyordu اَنَّ كَيْدَهُ لَا يَعْمَلُ فِيهِمْ biliyordu ki onun keydi onlarda işlenmez, onlara tesir etmez. وَلَا يَقْبَلُونَهُ onlar o keydi kabul etmez de مِنْهُ o biliyordu onun ameli onlara tesir etmez. Onlar ondan ne etmezler? Bu keydi kabul etmezler. لِأَنَّهُ عَلِمُهُ biliyordum. اَنَّ كَيْدَهُ onun hillesi لَا يَعْمَلُ فِيهِمْ onlarda işlenmez وَلَا يَقْبَلُونَهُمْ مِنْهُ onlar ondan ne etmiyorlardı? Kabul etmiyorlardı. Anlaşıldı. وَاِنَّ bak قَالَ هَذَا الصِّرَاءُ ha, اِلَّا عِبَادَكِ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ bu da 41. ayet. 40. ayetti. 41. ayet nedir? قَالَ هَذَا الصِّرَاءُ مُسْتَقِيمٌ عَلَيْهِ ne demek? قَالَ هَذَا صِرَاتُ مُسْتَقِيمٌ عَلَيَّ kaç oldu? 41. ayet. اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ اِلَّا مَنِ اتَّبَاكَ مِنَ الْغَاوِينَ bu da nedir? 42. ayet. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ bu da nedir? 43. ayet. Şimdi aşağı devam ediyoruz. قَالَ هَذَا صِرَاتٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ İnna ibadi leyse leke aleyhim sultanu illa meni tebeke minel gavlun. Ne demek? Haza sıratu mustakimun aleyye. Allah-u Zülcelal diyor. Ey haza tarikun hakkun aleyye en uraiyyehu. Bak.
Kale Allahu Zülcelal diyor. Haza muhles kullarımı kandırmamak, kandırmaya gücün yetmemek bu sırat-ı müstakimun aleyhi. Bu bana vacip olan doğru bir yoldur. Yani ben muhles kullarımı senin keyfinden muhafaza ediyorum. Bu bana vacip biline bir tariktir. Bak ey haza tarikun hakkun aleyye. Bu benim üzerime hak bir nedir? Bak haza tarikun bu bir tariktir. Hakkun aleyye. Benim üzerime nedir? Haktır en urayyehu. Bunu riayet edeyim. Yahut haza tarikun hak aley haza tarikun bu bir tariktir. Hakka aleyye en urayyehu. Hakka fiil de okuyabiliriz. Ayete göre haza sıratun müstakimun haza tarikun hakkun aleyye en urayyehu. Ayete göre bu da uygun. Haza tarikun hakka aleyye en urayyehu bu da olur. Haza tarikun bu bir tariktir. Hakka aleyye en urayyehu. Yahut haza tarikun hakkun aleyye en urayyehu. Nedir bu tarik? Benim üzerime haktır konu riayet edeyim. Bu tarik nedir? Ve hu en la yekune leke sultanun ala ibadi. Ko senin ibadelerime karşı bir sultanın, bir gücün olmasın. İlla men ihtare ittiba'eke minhum. Onlardan senin ittibaini ihtiyar eden hariç, geri kalan kullarıma senin sultanın olmaması, bunu muhafaza etmek, bu benim müstakim bir tarikimdir. Bana hak riayeti bana vacip olan bir tariktir. Niye? Demek yani senin ittibanı isteyen hariç geri kalanlara bir şey yapamazsın. Niye senin ittibanı isteyen hariç? Ligavayeti, onun delaleti var. O dalalete gitmiş, dalalete gidiyor. O senin yolundan gidebilir, sen ona etkili olabilirsin. Anlaşıldı değil mi? Bakın ayet nasıl man ediyoruz. Ey haza tarikun hakkun aleyyen urayyev. Bu tarik nedir? Ve hu en la yekune leke sultanun ala ibadi illa men ihtare ittiba'ake minhum ligavayetihi. Ve qile mana aleyye ileyye. Kile demiş, aleyyenin manası ala ilan manasındadır. Haza tarikun mustakimun ileyye. Bu bana doğru gelen bir tariktir. Yani şeytana tabi olmamak, şeytanın etki etmemek, şeytanın yolundan değil benim yolumdan gitmek, bu bana doğru gelen bir tariktir. Haza sıratun mustakimun ileyye. Bak aleyye olursa bunun riayeti, bunu hifz etmesi bana vacip biliyor. İleyye olursa bana doğru gelen yoldur. Anlaşıldı. Ve kile mâne aleyye ileyye. Artık hakkun falan olmaz. Ha, kâle hâza sıratun aleyye değil mi? Aliyyun Yakub okumuş. Hâza sıratun aliyyun. Bu aliyyun yani faildir. Bu âli yüce bir tarik. Bakın. Biraz önce aleyye okuduk. Ha, ala kendi manasına olursa haktır, vacibdir anlamına gelir. İla manasına olursa bana doğru gelen bir yoldur. Ama Yakup ne okumuş? Aliyyün okumuş. Min uluvvi şerefi vel fadli. Şeref fadl uluvündedir. Yani mekani bir ulu değil. Haza sıratun aliyyün. Bu şeref yönüyle, fadl yönüyle âli yüce bir nedir? Tariktir. Şeytana tabi olmamak, müstakim, âli bir tariktir. En güzel tarik budur. Osman anlamadınız. Sofi Ali sen, ha, tekrar ediyorum. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَكَ مِنَ الْغَاوِينَ Ey haza tarikun hakkun aleyye. Bu aleyyeden çıkıyor. Bu bir tariktir. Bu haza tarikun bu bir nedir? Tariktir. Hakka aleyye benim üzerime haktan uraiyyehu. Sanki böyle fel okumak daha iyidir.
Haza tariqun hakka aleyye en urayyehu. Oldu. Ya o da haza tariqun hakkun aleyye en urayyehu. O da olur, fiil daha iyi. Siz fiil yapın, karıştırmayın. Haza tariqun hakka aleyye en urayyehu. Bu tarih nedir? Ve huven la yekune leke sultanu ala ibadi illa men ihtaret ittiba'ake minhum. Niye bu hariç? Ligavayetihi. Çünkü bunun delaleti var. Ve qile mana aleyye ileyye. Ala ne manasının nedir? İle. O zaman hakka aleyye öyle bir tevil yapılmaz. Aliyyun Yakub okumuş. E Ali'dir. Mekan mı olarak Ali? Hayır. Min uluyyi şerefi, min uluvvi şerefi vel fadli. Yani bu şeref, fadl yoluyla çok yüce bir nedir? Çok şerefli, çok fadil, faziletli bir tariktir. Belki burada iki ayeti birleştirmişsin ki de öyle değil mi? Yani 41-42 birleştirmiş. Tamam. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ Cehennem onların mev'ididir. Hum kimlere gidiyor? اَدَّمِيرُ لِلْغَاوِينَ Tarih kimlere gidiyor? Hani اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ O gavinlerin neyidir? O gavinlerin mev'ididir. Oldu mu? وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا طَرِيقٌ حَقٌّ عَلَيَّ اَنْ اُرَعِيَهُمْ İkisi doğru. حَقٌّ عَلَيَّ حَقَّ عَلَيَّ İkisi de caizdir. 43. ayet okuduk. 44'ün başında duralım. Oldu. وَسَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وصحبه وسلم اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب